Ala ara ala. Kim dedim ne oldu? Yanımda okuldan arkadaşlarım olan Alara, Elif ve Selin var. Bugün size biraz lise anılarımızdan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz mezun olduk bu geçen hafta. Ne zaman mezun olduk? Bu hafta. Bu hafta. Daha yeni mezunuz ya. O yüzden biraz size anılarımızdan bahsedelim dedik. Biz aslında liseden önce de arkadaştık tabii ki. O yüzden biraz karışık anlar. Ben seni lisede tanıdım açıkçası. Ay, evet ama aynı okulda. Aynen canım. Bu ay okulda sinir oldum. Aşırı diyor. Sinir oldum. Evet abi biraz yani. Üzülüyoruz. Evet evet sadece okulun, Doğan'ın okul arkadaşıyız. Başka arkadaşlık olurdu yok sanki. Ama ünlü olunca okulda suratımıza bakmadı. O sanki okulda gittik sanki. İki senedir birbirimizi gör. Ay okulda birbirimizi görmek. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Şimdi biz Elif'le aslında ilkokuldan beri arkadaşız. Evet. Birinci sınıfta beni falan. Küçükken onunla görüşmem yasaktı. Ya Allah'ım. Ben belalı bir çocuktum biraz. Aileler beni çok sevmezdi. Evet bayağı belalı. Doğa vahşiydi küçükken. Böyle Doğa ilkokulda... Bravo. Doğa mesela ilkokulda falan ismini söylemeyeyim değil mi? Böyle küçük dudakları değiyordu diye. Tamam işte hani direkt Doğa'yı ben ilk öyle tanıdım. Doğa biraz atraksiyonlu bir kızdı. Evet bayağı yani. Atraksiyonlu hep cadaloz gibiydi. Evet evet. Sonra bir, sakinledi ama. Hep bir şey var. Sakinleştim. İşte ilkokulda yakındık sonra 6. sınıfta falan onlarla daha ben hiç alakam yoktu. Elif siz arkadaş oldu bir ben şekilde. Ben Doğa'yı 7. Biz Elif'le arkadaştık zaten. Selin ben ikisiyle de arkadaştım. Ben sana sinir oluyordum biraz. Ben de Alara'yı sevmezdim. Beni sevmiyordu abi. Anlatıyorum şimdi biz 6. sınıfta bununla yakındık. Çok yakındık hatta. Sonra aramız bir şekilde açıldı çünkü onlarla samimi oldu. Bunun sebebini anlatacağım. Bekleyin. Aramız açıldı ve aramızın açıldığı gayet ortadaydı. Sonra Elif'in yanına gittim ben bir ara. İspanya dersin balkonundayız. Böyle yaptım. Elif bizim aramızda açıldı farkında mısın? Farkında ki hani hiç ayrılmaz ikiliydik. 5. sınıfta YouTube'a videolar koyuyorduk. Abi beraber. O videolar hem bir kesin gözünü. İşte sonra gittim buna İsmail sınıfında yanına dedim ki aramız açıldı. Elif sonra ağlamaya başlamıştı. İşte sınıfta resting bitch face olmadığının birinci kanıtı. Sınıfta ağladı bir de. Özür dilerim. Ben çok duygusal bir ağladı bayağı. Sonra tam soruyu tanıdım. Sonra yine bir şey oldu. Aramız bayağı kötü oldu seninle bir ara. Bak ben sana korkuyordum çünkü. Ne yap biliyor musun? Benim Doğa tekeriyle öldürüyor bizi. Doğa çünkü Doğa sapıktı küçükken. Baksana. Doğa küçükken sapıktı. Ben bir kızla buluşuyordum ve Doğa onu sevmiyordu. Biz Doğa'ya çok yakınken kızı sevmiyordu. O yüzden benim kızla buluşmam yasaktı. Sonra bir gün kızla gizlice buluştum. Kızı yukarı attım, gizlice buluştum. Ondan sonra aşağıya birden Doğa geldi ve bizi bastı. Ben onu hiç hatırlamıyorum biliyor musun? Ama yapmışım bir şey. Evet yani benim mesela yani yasaklarım vardı Doğa'yla arkadaşken. Elif'in manitası vardı, benim de manitam vardı. Ha doğru. Bunlar yakındı. Double date'e çıkıp geçen videomda gördünüz şimdi bir şey söylemeyeyim de. İnşallah fena bir şey oldu o çocukta. Dinle. Aramız bozuktu. Sonra ben Elif okul gezisine gitmiştim sen İzmir'deydin. Ben bunlarla buluştum. Sen var mıydın hatırlıyorum? Alara kesin vardı. Şey demiştim ben Alara'lara falan. Ne? Elif'e söylemeyin benle buluştunuz size kızar. Çünkü aramız gerçekten aşırı kötüydü. Neden? Ben de kızmadım. Hayatımda öyle bir şey kızmadım yani. Abi bilmiyorum öyle demiştim. Bilerek yapmıştım galiba. Sonra oğlum kıza bak be. Yine de buluştuğumuzda ben gizlice Alara fotoğrafını çekip Elif'e atmıştım Alara'larla. 7. sınıfta arkadaşım yoktu çünkü hepinizle aram bozulmuştu. Sonra 7. sınıfta Eylül bizim okula geldi. Siz Eylül'le yakın olma sebebiniz de benim dedikodumu yapıyordunuz. Benden nefret ediyordum. Yemin ediyorum Eylül bunu bana söylemişti hatta. Benim Elif'le yakın olma sebebim senin arkandan konuşurduk demişti. Benim de Eylül'le sen yakın oldun bir şekilde. Benim en yakınım Eylül'dü. Evet evet 7. sınıfta işte. Sonra 7'de bir ortam yumuşadı Eylül geldi çünkü ben de Eylül'le arkadaşım. Hayır, sonra sen ama Elif'le de aynı sınıfta oldun. 8'de aynı sınıfta olduk. Ondan sonra zaten teker teker bu kız hepimiz aynı sınıfta olduk sonra hepimiz de boka sürükledi zaten. Hayır sen 8'de. O ne demek o? 8'de biz seninle yakın olduk sonra ben onlara çok yakın olduğum için senle hep bizleri sonra hepsiyle yakın olduk. Evet sonra evet. Sonra ara ara aynı sınıflarda olduk. Ben aynı sınıfta oldum. Senin aynı sınıfta oldun sonra direkt. Yok ama siz ikinizin alakası var. Bizim Doğan'la hiç alakamız yok. Bizimle de ben seni çok seviyordum. Bize gülme modu vardı ya. Çünkü biz Alara'yla tayfanın en şımarık demeyeyim de böyle cıvıtık yani. Aynen en
olay çıkarmaya, delirmeye alışık olan çünkü biz ikimiz ciddi olduğumuz zaman ciddi yani her an deli ortasıyız. Yani. Siz yok abi bunlar her hiçbir zaman ciddi olamıyorlar. Hiçbir şey yok. Ciddi olamıyorlar. Yani bir şey 8'de bununla aynı site olunca bir yakınlaştık. Teok falan bir de ben Eylül'le çok yakınım. Ben kavga ettiğimizde hala çok tuhaf ya biz kavga ettik. Bayağı kavga ettik. İşte sonra 9. sınıfta Alara ile aynı sınıfa düştük ve hani gerçekten cıvıttık yani. Nasıl sınıfta kalmadık biz? Bir şey anlatıyorum. Doğa o kadar takıntılı bir ruh hastası bir insan ki İngilizce öğretmenimiz var. Adamın abi, Ned miydi? Ned, tamam mı? Bak adamın doğum gününü sordum, tamam mı? Çok iyi hatırlıyorum. Adam dedi ki ben öğrencilere doğum gününü söylemiyorum. Ay götüm. Sen peki neden sordun? Ne alaka? Abi burcunu öğrenmeye çalışıyorduk çünkü. Biz burcunu merak ettik. Burcunu takmıştık. İşte adamın doğum gününü sordum. Adam bana doğum günü inatla söylemiyordu yani. Sonra ben de böyle yaptım. Okey, o zaman ben her gün doğum günü kutlayacağım dedim. Adam her sınıfa girdiğinde parmak kaldırın, happy birthday diyordun abi belki. Annesine falan. Sonra veli toplantısında hello işte Esra Hanım, sizin kızınız benim her gün doğum günümü kutluyor falan yapmıştı anneme. Çok sinirlenmiştim herif. Hala annenin laf etmişti. Oğlum niye böyle şeyler yapıyorsun? Adama her gün happy birthday desen tabii ki. Oğlum modern İstanbul'a gittik biz. Biz sinema salonu gibi bir yer görmüştük. Girelim oturalım ne izliyorlar acaba falan. Sonra sinema salonuna girdik tamam mı? En arkaya oturup çünkü cıvıtık 9. sınıflarız böyle dalga geçmeye gitmişiz sinema salonuna. Klasik abi zaten. Evet işte. Sonra dedik ki abi bu ikili yok yani. Evet yok en arkaya yani, geçelim dedik. Yok. Tamam en arkaya geçelim dedik. Dolanmamız gerekiyordu. Yani ayağım çıkmıyor değil mi? Yok. Dolanmamız gerekiyordu. Ben de dedim ki ben dolanmam kardeşim ben atlarım. Tamam mı? Havalıyız ya biz tabii. Ayağımda hala iz var mı bu arada? Ayağımda hala iz var mı? Ben anlamadım. Ben kaçırdım. Neyden atlıyorsun? Sinema salonları var ya koltuklar. Evet. Koltuklardan böyle atlamaya çalışıyorum dolanmak yerine. Atlayayım dedim. Ayağım bir takıldı. Koltuğu da kırdım. Ayağım fotoğrafını koyacağım. Müzedesiniz. Müzedeyiz çok evet. Çok fena kanadı ama. Yani. Ayağım çok fenaydı. Onda çok kötüydük. Selin, ondaki. Ondan. Biz zaten bizim sınıf böyle felaket yani sırf Doğa ve ben var başka bir yakınımız yok. Evet değil mi? Evet. Yani Osman vardı, Esat vardı. Aynen. Öyle ekstra bir yakın. Ama sınıf güzel sınıf. Sınıf çok güzel. Güzel. Yani. Komik tatlı bir sınıf yani herkes çok şirindi falan. Biz Doğa ile ilk orada tanıştık. Bunların ikisi zaten arkadaştı. Biz hiç samimi değildik. Biz hiç böyle merhaba falan. Evet. Yok, sen hiç böyle şey aldın mı kafamda? İşte yakın olacak mıyız, şey olacak mı falan. Ben yakın olacağımıza biraz emindim ama bu kadar yakın olacağımızı düşünmüyorum. Yok be ben iddia yakın oluruz diye düşünüyorum. Ama ben bu kadar hani bu kadar eğleneceğimizi hiç... Alarmı sordum hani. Ben hep diyordum. Doğayla, çok güleceksin, çok eğleneceksin. Doğayla nasıl olacak falan. Ben de o kadar inanılmaz bir akademik bir öğrenci değilim yani. Hani anladın mı? Bizim doğayla sınıfta kimseyle kafamız uymuyordu ve bize sinir olduklarını yemin edebilirim. Çok yani. Net çok sinir oluyor çünkü hani... Haklı olabilir. Düzenin iki tane gerizekalı var sınıftaki her düzeni bozuyor. İşte Doğa'yla bayağı karıştık ve ciddi anlamda çok ben hani o kadar eğlendim ki anlatamam yani. Eğlendik ama tabii disipline de çıkıyorduk. Ama o senin suçundu. Bir şey oldu. Bir güzel bir şey oldu. Ben çok mutlu oldum. Bizim okulda da telefonlar yasak değil yani. Derste kullanmayın. Tabii de yanımızda durabiliyor. Masada duruyor. Aynen. Kulaklıkla müzik dinliyorduk. İşte saçları şöyle alıyorduk. Klasik yani. Biz zaten fizik yani şu an Mehmet fizik. Hoca izlemiyordu zaten. Mehmet Hoca hocam buradan özür dileriz ama biz fizik hiçbir zaman anlamadık ve anlayamayacağız. Fizik notları da alalım mı? Fizik notları 45, 50, 60 falan. Benim 14'üydü yani. Sözlü notumu 14 verdi o. Ben 60 üstüne çıkamadım fizikte. 32-37'ydi sınav notları. Benim de 26. Sözlülerden geçtim. Aynen ben geçtim zaten fizikten değil mi senin? Doğru sen kaldın. Sen kaldın ya. Biz hep en arkadayız. Osman, ben, Esat, Doğa. Dördümüz hep arkadayız. Bu tayfa zaten şey... Bela oğlum. Bela yani. Nefret, nefret ettik yani. Biyoloji hocası, Türkçe... şey var ya... Anam, İsmet. Neydi? Aşka yürek gerek ve onun başında... Ne diyor? Ya ne bileyim. Tamam. Bir şey oryantal çalıyor böyle. Aynen böyle çalıyor ve göbek atasınız zaten. Fena ve çok mutlu olacağımız bir haber aldık. Bir şey olmuştu. Bir şey oldu. Çok güzel bir şey oldu. Sonra ben bir anda kalkıp böyle göbek atasınız. ders devam ediyor. Biz arkadayız. Ben zannediyorum ki hoca beni gördü. Orada hoca böyle yok işte bir şeyler yazıyor falan. Hiçbir şey dinlemiyoruz falan. Sonra ben de gaza geldim. Sonra o benim yüzümden gaza geldi. Böyle hayvan gibi göbek atmaya başladık abi. Ondan sonra çıktık şey dedi bize yani hani bir delirdi, bir bağırdı. Ben hayatımda bu kadar azar işitmemiştim ve haklıydı. Kanka göbek attık ya. Ben çok korktum. O kadar sinirler ki bağırdı işte siz panayırlar mısınız falan dedi. Öyle bir şeyler dedi. Siz kendinizi kim zannediyorsunuz? İşte burası dersiyle. Çıkın gidin dedi. Şu an dışarı çıkmazsanız annenize de mail atacağım. Aynı zamanda disipline çıkaracağım sizi yaptı. Ben de ne yapayım? Hayır hocam kalacağım mı diyeyim? Hayır tabii ki adam akıllı çıktım dışarı. Ama çıkmazsın.
sınıfta. Adam diyor ki dışarı çıkmazsa. Hayır ama çıkmaz. O böyle lafa geliş bir şey. Sen her duyduğunu inanıyor musun lan? İşte o lafa geliş. Tamam da 45 kere dedim. Evet. Tamam hocam özür dilerim. Hayır tabii ki. Adam hala çıkıyor. Ama böyle terbiyesizlik olacak gibi hissettim. Arkanın dönüp bay bay deyip çıkamadım orada. Hayır yani içime evlenmedi. Çıkın dışarı yoksa disiplinemeyeceğim. Ne yapayım? Tamam ver disipline kardeşim görüşürüz dedi yani. Hayır ben son kaldım ve disiplin çıkmadım. Tamam hocam. Tamam dedi. Sonra böyle ayaklarımı aldım. Böyle oturmaya başladım. Böyle. Bakıyorum böyle o gün o dedi ki siz disiplini çıkaracağım dedik biz böyle diyoruz benim yüzümden ne bok yiyeceğiz ne yapacağız sonra hiçbir şey olmadı da yani. Aynen bayağı... şu anda da baya baya kötü. Yani Türkçe lisesini ben 10. sınıfta nefret ediyorum çünkü evet, senle. Ben 11'de ediyorum. Sevdim biraz çünkü her gün Mert'le kavga ediyorlardı. Evet evet bizim aramız çok kötüydü. Sabah bizim ilk dersimiz Türkçeydi. Hatırla Perşembe günü evet. Bak hiç unutmuyorum. Ve doğayla hani böyle insan artık ölüyorduk. İşte yok kitap okut, yok şunu yap, bunu yap falan filan. Neyse sonra doğa da benim resmini çekip hayatımda ilk defa burnum güzel çıkmış tamam mı? Ondan sonra bayağı böyle dümdüz falan çıkmış. Normalde biraz çok güzel çıkmıştı. Selin'le biz telefonu açtık. Bak şey efendim. Oha bak böyle herkes bize bakıyor biz Selin. Oha burnuna manyak çıkmış ha. Ne yapıyorsun? Sonra bir anda hoca almaz mı telefonu? Aldı sonra 3 gün ana bak. 3 günlüğüne aldı. Hoca aldı. Hocam ne yapıyorsun dedi. O da başka bir hikaye. Hoca benim telefonuma hocam ne yapıyorsunuz diyeceğimi hocam ne yapıyorsun yaptım ben. Elif hocayla aşırı kavga ediyor tamam mı? Ama Elif genel olarak bütün hocalarla kavga ediyor. Genel hocalar kavga ediyor ve böyle hani Elif'in okullarda... Evde sinirim okulda çarptıyorum. Aynen biraz öyle. Sonra Türkçe dersindeyiz abi. Ben de İngilizce dersinde de falan değiliz. Hoca Elif'e ters bir şey söyledi. Elif de böyle ok yaptı hoca. Ve Türkçe hocası abi gerizekalı falan ama ok ya. Bir de baş parmağı var. Bizim bir İspanyolca hocamız vardı ve adamla gerçekten hani... Değil mi? Adam... neydi? Francisco Javier González Sarayı. Arkada oturuyoruz, dalga geçiyoruz. Gong falan, yemek falan yiyoruz derste. Gong, tost, ayran. Hepsini arkaya sokuyoruz. 10 dakika önceden sınıfa git. Kantin masası yapıyoruz. Arkaya kantin masası yapıyoruz. Adam bir yükseldi bize var ya. Bir de o çaktırmadan gongun sesi hani almaya çalışıyoruz gongun şey sesi geliyor. Poşet sesi çıkıyor. Sessizlik var sınıfta. Adam yoklama alacak. Biz de hayvan gibi yiyoruz orada. Sonra ona sinirlendik başta galiba. Evet, çıkıyoruz ne yapıyorsunuz? Aynen. İspanyolca konuşuyor. İspanyolca bilmiyoruz abi biz. İspanyolca anlatıyorlar her şeyi biz anlamıyoruz abi. Artık anlayın anlamadığımızı. İspanyolca bir şeyler söyle. Ama adam da İngilizce de yok ki. You never sit together ever again. You move to the front. End of the story. Sonra böyle end of the story yaptı. Sonra bizi ayırdı. Okan Hoca geldi. Abi müdür geldi. Okan Hoca da şey dedi. Müdür yardımcısı geldi şey dedi. İşte bir daha bu ikisini yanlarına koymadınız. Evet. Yan yana oturduk bu arada. Bu arada Doğan'ın herkesin sabıkası var. Hakikaten ha. Herkes. Bir online ders vakası anlatacağım. Hatırlar mısınız? Abi o videoyu ben madem çok severim. Ben bu adam kafa adamı herkes biliyor da seninle bir vakamız var. Bak, senin boğazın ağrıyordu. Ben bunu çok senin boğaz ağrıyor. Evet. Matematik dersindeyiz, online dersindeyiz. Tam herkesin kamerası kapalı, tamam mı? Bu hayatımdaki en iyi olaylardan. Selin sesli kayıt atıyor. Alara'ya gel. Hayır abi ben atıyorum. Ben Selin'le konuşuyorum. Ben Alara yokum. Senin mikrofonu da kapalı, kamerada senin kapalı. Senin açık ama. Ben yokum. Uyuyorum çünkü ilk ders. Benim mikrofon açık kalmış. Ben de Selin'in sesini söylüyorum. Selin işte bak bal ye, zencefil ye, çay içme. Boğazım ağrıyor falan. Bir de korona dönemleri Selin panik yaşıyor evde. Ben de diyorum yok oğlum ne korona evdeyiz. Neyin şeyi? Ne olacak? Sonra diyorum ki bak bal ye, şey işte zencefil ye, onu yapalım. Sıcak çay yap falan yaptı. Sonra bize ara mikrofonu kapı falan yaptı. Ama ben de hani ben gaza gelmişim konuşuyorum. Tek tek sayıyor, tarif veriyor tamam. Bir de bilgisayar sesini de kısmış böyle hoca böyle. Bir bana bir şey söylüyor, duyuyor. En son sesli mesaj bitti kapattım. Doğru da şey yapıyor. Ala. Dedim ne oluyor dedim. Baktım mikrofon açık ben bir dakikalık sesini kapattım. Herkes beni dinlemiş tarif vermişler. Zencefil, bal, işte zencefil. Ben seni ala diye uyardım, benim mikrofon açık kalmış o sırada. Sen benim götümü kurtarmak için şey dedin, hocam annesiyle konuşuyordur herhalde dedin. Ben bir de anne falan dedim. Bayağı sesi geliyor mu yani? Bayağı bağlı, limon. Bayağı hani sonra... anne falan bir şeyler demiş ben de sesi geliyor. Doğru şey pansiyonlasını demiş. Alara sus. Ay ben şey duydum ama sesli mesaj bitti, alara diyorlar. Sonra bir bak, doğa hoca şey diyor, hocam herhalde annesiyle konuşuyor. Boş dedim, mikrofonun açık olsun bana. Sonra bağlı, unuttu o da. Doğa gruba yazmaya başladı, alara senin ağzına. Şimdi sen işte mikrofonu çıkarmış o bu şu. Kendi benim taklidimi yaparken sesli mesaj atıyor. O sırada mikrofonu açıyor. Aşırı komikti abi bayağı. Benim zaten şey. O allık tanıtımım klasik. O bayağı uçtu değil mi TikTok'ta? Bayağı izlenme almıştı. Sonra kapandı değil mi hesabım? O patlayan şeyler. Bir şey buradan bana teşekkür alabilir miyiz? Ben Doğan'ın filmin olacağını biliyordum. Evet bu arada. Ben böyle şey demiştim. Kızı rockstar işi var sahneye çıkacak falan. Öyle de diyordu. Tekrar olacağını tahmin edemedim. Oğlum daha ne rockstarı daha olmadık ki.
Daha ne? Ay, dur lan da. Ama Elif popstar olacağım diyordu. Ben popstar diyordum. Şarkı söyleyecek, aynı zamanda bir de dans edecek diyordu. Çok iyi yetenek. Nicki Minaj işi vardı. Oğlum biz seninle yetenek yarışmalarına çıkıyorduk. Evet, şapkamı düşünmüştüm ben. Sen çok kötüydü. Üçüncü sınıfta Adele söylemek için yetenek yarışmasına çıkmıştım. Playback yapmıştım. Hayır abi, gerizekalı mikrofonum kapanmıştı. Açık değildi yani mikrofonum. Arkadan da Adele sesi geliyordu. Herkes playback doğa, playback doğa. Bayağı anlatılıyorum playback. Playback izlediğim gibi. Nazan ağlar senden. Evet. Ağlar. Çocukken bayağı şey yaşamışsın ha. Evet. Travmatik. Travmatik bir çocukluk yaşadı. Aga be. Ben de yaşadım. Ben çok uzundum ya. Her gün doğaydı. Senin ağlıyordu şimdi cüce gibi kaldı. İnanamıyorum gerçekten ya. Ben böyle hani o kadar uzundum ki 1.55'tim. Şu an bir yapmışım. 6 senedir 5 santim uzamışım yani öyle. Ama hani sabah kalkıyorduk. Selin'le telefonda falan konuşuyoruz ya da buluşuyoruz. Selin hep diyor ki Allah'ım ne olur artık boyum uzamasın. Evet. Allah'ım Allah belanı verdi sana. Onların aynı boyu aynı gibi. Alara biraz daha uzun kalıyor bizim yanımızda. Kısa kız mı uzun kız mı abi? Kısadır be. Kısa. Ben küfretmek istiyorum. Küfretmek serbest mi? Hayır. Senin dövülme hikayeni anlatamayız değil mi burada? Aydan'ı hatırla. Aydan'ın dersinde ben atılıyordum. Evet. Atılıyordum çünkü... Abi Aydan önce bizden nefret ediyordu. Öyle ki. Değil anlamadın sen. Sen dayınla evlenmek istiyorum. Ha. Ben bunu ya. Çünkü biz doğayla böyle iyi. Doğa dayısına, aşıktı. Doğa hatta dayısı evlendiğinde ağlamış arkadaşlar. Dayına dur dur işte onu anlatıyorum. Ben bilmiyorum Doğa'nın dayısına aşık olduğunu. Ben küçükken dayımı çok beğenim. Çok yakışıklı buluyordum böyle 3-4 yaşındayken. Ben onu Selin'e söyledim dersteyken. Ben hani Aydan önce dersinde Aydan önce bir tarih. Aydan önce tarih. 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 Zamanım buldum. Bilmiyorum orada doğmuş olabilir sana. Ben o kadar güldüm ki hani o kadar komik gelmiştim. Ben dayım işte evlendiği zaman ağlamıştım. Ben dayımla evlenmek istiyorum dedi. Ben böyle şaka yapıyor falan yaptım. O kadar ciddi ki söylerken bile üzülmüştüm. Ben o kadar gülmüştüm ki ama bir de Aydın Hoca'nın dersinde gülemezsin yani imkansız. Çünkü her yer sessiz. Ve hani gülünce böyle şey oluyor. Sonra beni bir arkadaşınız yanına koydular. İsmini söylemeyeceğim. Kız ben bile zannediyorum ki ağlıyorum artık. Gülmekten ağlıyormuş. Kız iyi misiniz? Kız böyle gel ben böyleyim tamam mı? Yüzünü kapa. Yaptı tamam mı? Her kızla alakalı. İyi ama iyi kız ya. Yani çok iyi kız canım yani. Hani orada ağlıyorum zannetti de. Orada ağlıyorum zannetti herkes böyle gülmek dışında anlamadım. Şey, hepimizin cehennemde A1, A2, A4 falan yeri var. Biz şu an niye burada iyilik böyle çok tatlı dedi, çok tatlı dedi. Hakikaten evet. Gerçekten çok tatlı. Hayır o kız iyi bir kız canım hani. Ama iyi kız abi. Biraz ekstra bir kız ama böyle ilgili bir kız. Arkadaşlar ben bu after partilerden sonra dönemimi çok seviyorum. Buradan hepinize öpüyorum. Bütün dönemimi çok seviyorum. Evet after partilerden sonra. Cidden iyi kaynaştık. Ben bayağı mutlu oldum. Bizim aslında aşırı kutlaşan. Kim artık yorumlara yaz ya bir şey yapalım. Bir Instagram sayfası var Hisar Confessions diye. Bizim dönemin Gossip Girl Gossip gibi. Girl. Aynen. Çok merak ediyoruz. Mezun olduk hala söylemiyor. Bir parti vardı. 11 ve 12. sınıfların partisiydi. Direkt Hisar'daki bütün 11 ve 12. sınıflar davetliydi neredeyse. Daha çok alakası olan insanlar öbür dönemlerle de kişiler davetliydi. Gittik işte. Ablanız da gerizekalı olduğu için biraz içki fazla kaçırmış. Biraz. O kadar kötü oldum ki hani tabii ki annemlere şey deyip hep 16-15 yaşında falandık işte. Annemlere anne partiye gidiyorum leş gibi sarhoş olacağım demedim tabii ki. O kadar kötü oldum ki babamı aradım dedim ölüyorum al beni. Ben Doğan'ın yanındaydım zaten Doğa anlatıyorum. Hani tekila ile limon okey her şey tamam. Bir insan vodka ve vodka ve limon abi. Vodkayı dikiyor limon yiyor. Vodkayı kusacağım ben bakıyorum Doğa ne yapıyorsun? Sonra babamı aradım dedim ki baba beni alır mısın lütfen çünkü hani kötü bir durumda eve yürümeyi planlıyordum. Gerizekalı ben diyorum ki Doğa salak mısın babanı ara. Ve eve yakın değil yani. O sırada sürekli yoktu değil mi? Hoş. Sonra uzaktan bir çocuk geldi tamam. Bu çocuk da şimdi üst dönemden bir helal çocuk. Helal olsun üst dönemden yakışıklı bir çocuk. Bayağı yakışıklı bir çocuk tamam mı? Bir şey diyeceğim çocuk bunu izliyor mu? İzlerse izlesin abi çirkin olduğunu mu söyleyelim şimdi ayıptır. Sonra. Allah yukarıda yani şimdi görüyor. Allah görüyor. Abi, yakışıklı çocuktu yani. Gözümü tam açamıyorum. Daha önümü göremiyorum. Bir insanın bana doğru yürüdüğünü gördüm ve artık babam geldi beni almaya. Uzun boylu yapılı bir çocuk yani. Aynen o yüzden babam zaten. Babanın da ama aynısın yani tip olarak. Saç rengi, boyu. Hayır babam kel. Çocuğun da saçı var tamam mı? Baktım böyle yapmışım. Baba yaptım çocuğa. Çocuk yanımda geldi. Doğa hala gözleri kapalı açılamıyor gözleri. Baba. İşte sonra çocuk da ayak uydurdu gayet. Kızım falan kızım yapıyor bana. Eve gidiyor muyuz falan tabii gideriz şimdi çıkarız falan yapıyor. Motorunla mı geldin falan diyor. Motorunla geldim diyor. Kaskın nerede sen geldin ne oldu falan diyorum çocuğa. Çocuk da bayağı muhabbete gidip çocuk anlamış adamın kafası yolduğunu garipsemedi ama aynen. Çok güzel yani. Bu sonra bize büyüklük yani. Evet evet. Çekiyor genelde bazı sonra geçen gün meydanda evet geçen gün meydanda da Mert'le gittik yanına hatırlıyor musun? Baba demişti ki tabii hatırlamaz mıyım kızım falan yaptı. Ya çok şey. Ay kafa çocuk en azından. Bayağı hani garipseyebilirdi yani. Bu kadar lisanlarımız. Arkadaşlar daha
Pami var da. Daha bu sosyal medyaya koymayayım. Durun. Biz bizim Snapchat'ta bir grubumuz var. Grupta bir grup var ya. Doğan Nurşen fan sayfası değil ama ben hiç... Hani annenizin babanızın resmini bile bu görebilirsiniz. Gerçekten. Abi onları anlatmak o kadar istiyor. Anlatamayız ama. O yüzden bu kadar. Video bu kadar. Abi hiç bombayı anlatamadım. Kanka hayır abi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkürler arkadaşlar bizi. Öpüyoruz. Bir soruyla kapatalım. Kapatalım videoyu, çok kötüye gidiyor. Yaz. Öpüyoruz sizi. Görüşürüz.